Dostlar herkese merhaba. Şimdi ben Tiflis'teyim. Tiflis'te fabrika hosteldeyim. 2 gündür burada kalıyorum. Ondan önce de Batum'daydım. İşte buralarda falan gezdim. Şimdi bir çılgınlık yapıp Ermenistan'a gideceğim. Bunu da video çekmek istedim. Baktım 1-2 tane video var. Ama böyle hani çok güncel değil. İşte Türk vatandaşı Ermenistan'a nasıl girer? İşte girişte nasıl bir işlemler yapıyorlar falan. Ben de bilmiyorum. Gidince öğreneceğim. Ufak bir hosteli gezdirdim size. Yukarıda fazla konuşmak istemedim. Herkes uyuyor şu an. Saat sabahın 6'sı. Ben de şimdi otobüs durağına gideceğim. Hatta otobüs durağına değil. Metroya gideceğim. Metrobüse belki bir otobüse daha binebilirim. Çevrim dışı haritayı indirdim. Onunla gideceğim. Şimdi gidiyorum Ermenistan'a. Yolda görüşürüz. Arkadaşlar şimdi hostelden çıktım. Metro durağına gidiyorum. Gideceğim durağın ismi Marja Nefsli. Oradan da 2 durak gideceğim. Ablavari. Ablavari isimli bir tane durağa gideceğim. Durağın önünde çıkışta Ermenistan Erivan'a arabalar kalkıyormuş. İşte bu 17 artı 1 minibüs tarzı. 40-50 lira gibi bir şey dediler. Tabi hala kalkıyorsa şimdi benim baktığım bilgi 1-2 yıl önce yazılmıştı. Yani kalkmıyorsa da direkt şehirdeki otogara gideceğim. Otogardan zaten yarım saatte bir saatte bir araba varmış. Bir tane dövizci bulmam lazım. Elimde kalan işte larileri drama çevireceğim Ermenistan dramına. Biraz da Türk lirası var. Onu da çevirmem lazım. İşte kapıda vize falan parası lazım. 10 dolar dediler ama bana. Dolar mı alıyorlar? Ermenistan dramı mı alıyorlar? Bilmiyorum. İşte gidince göreceğim. İnşallah zorluk çıkarmazlar. Bakalım şimdi yoldayım. Metro durağında görüşürüz. Dostlar şimdi ben metro durağından çıktım. Metro durağını hemen göstereyim size. Metro durağı şurada. Karşısında da exchange'ler var. 4-5 tane. Şurada da bir tane vardı. Ben buradaki dayıdan bozuldum. 50 euro verdim. 50 euro karşılığında 20 bin dram verdi. Bizim eski 1 milyonlara benziyor. 6-0 atılmadan önce. Şimdi buradan devam edeceğim. 150 metre ileride de minibüsler kalkıyormuş Erivan'a. Bakalım kaç para alacaklar. Yanımda 50 lirayı var. 50 lira tuttum yanımda. Belki hani 40-45 lira derse biner giderim. Bilmiyorum saat kaçta kalkacak, kaç para alacak. Şimdi gidiyorum onu konuşacağım. Orada görüşürüz. Dostlar ben arabaya bindim. 8 kişilik minibüs. Mercedes Vito'ya benziyor. 8 kişi var içeride. Ben sonuncusuydum. Direkt geri gelmez parayı verdim. 50 lira dedi. 6-7 saatte gidiyormuş. Beni kazıkladığını düşündüm de baktım diğerleri de 50 lira veriyor. Videolarda 35-40 lira demişlerdi. Demek ki zam gelmiş buna da. 8 kişiyiz işte. İçeridekilerin hepsi Rus. Erivan'a doğru gidiyoruz. Yolda mola falan verirsek tekrar video çekerim. Dostlar şimdi Gürcistan tarafındayım. Sınırdayım, Ermenistan sınırında. Pasaport kontrolüne gireceğim. Buradan çıkmak çok kolay. Buradan çıkıp Ermenistan tarafına geçeceğim. Orada da işte kapıda vize. Başvuracağım. Nereden başvuruyorum? Nasıl yapıyorum bilmiyorum. Video çekmek yasak biliyorsunuz. Şimdi videoyu kapatıyorum. Ermenistan tarafında çekebilirsem bir daha video çekeceğim. Arkadaşlar yolu yaraladık gibi. Zaman zaman haritaya bakıyorum. Şu an Delican diye bir yerdeyiz. Erivan'a doğru gidiyoruz yine. 2-2,5 saatlik yolumuz kaldı. Tahminim tabii. Haritaya bakarken bir şey fark ettim. Bazı yollar var. Azerbaycan'ın içerisinden geçiyor. Yani Azerbaycan'a giriyoruz.
5-10 dakika devam ediyoruz. Tekrardan Ermenistan'a giriş yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi mola verdik. Yolun tam ortasına mola verdik. Yaraladık yani yolu. Şöyle bir yere geldim. Burası Kusu Wagyu. Öyle bir yer. Yani şehrin ismiymiş. Geldik buraya mola veriyoruz. 5 dakika dedi adam. 25 dakika falan oldu. Ben anlamadım yani. 5 dakika dedi. 25 dakikada bekliyoruz. Ne yapıyor ne yapıyor bilmiyorum. Birazdan kalkacağız herhalde. Dostlar ben şimdi minibüsten indim. Erivan merkezdeyim. Size bir etrafı göstereyim. Tam bir Sovyet şehri. Tam bir Sovyet. Yani ben Batum'a, Tiflis'e Sovyet diyordum ama abi burası farklı bir şey ya. Burası Sovyet'in kendisi yani. Her yer taş duvar. Her yer böyle Sovyet mimarisi. Bir 600-700 metre yürüyeceğim. Hostele gideceğim. İşte çantalarımı falan bırakacağım. Sonra şehri keşfedeceğim. İşte yemek falan yerim. Bakalım bugün ne yapacağım. Onu da video çıkar. Size zaten gösteririm. Arkadaşlar şimdi ben hostele geldim. Hostele yerleştim. Çantamı falan bıraktım yatağın altına. Yerleştim dediğimde ufak bir duş aldım. İçeri göstermeyeceğim. İçerisi ne hem müsait değil hem de böyle çok kötü bir yer yani. Afganistan cezaevi gibi. Tek güzelliği merkeze şöyle 50-60 metre yürüyorsun hemen Cumhuriyet Meydanı orada. Erivan'ın böyle tam böyle kalbin olduğu yer. Şimdi kısa bir özet geçelim. Ne yaptık? Tiflis'ten minibüse bindim. Kapıya gittim. Sınır kapısına. Sınır kapısından geçerken Gürcü polisi bana dedi ki emin misin dedi. Belki beni korkutmak için söyledi. Dedim eminim no problem. Bastı. Tamam dedi geç kolay dedi gittiler. Tamam dedim okey. Geçtim. O arada böyle 500-600 metrelik bir tampon bölge var. O bölgeyi yine arabayla gittik minibüsle. Ermenistan sınırına geliyorsun abi. İki tane geçiş var. Bir tanesi pasaport kontrolü düz böyle. Atıyorum Schengen olanlar veya Avrupa vatandaşları ne bileyim. Belki buranın vatandaşları hemen bir dakikada mührü vurdurup geçiyor. Soruya falan takılmıyor. Benim vize almam lazım. Orada hemen bir ufak bir vize ofisi var. Polis bekliyor böyle yıldızlı falan polis. Yaşlı bir adam vardı. Dedim I need a visa. Dedi ki bekle dedi. Pasaportu görüm dedi. Gösterdim. Ya dedi sen dedi Türk mü? Dedim Türk'üm abi. Dedi ben dedi Türkçe biliyorum birkaç kelime. Daha güzel falan. Ben dedi sana yardımcı olacağım. Tamam dedim abi o. Bir tane form verdi. Formu buraya bırakırım. Normal işte adın soyadın. Ne iş yapıyorsun falan. Nerede kalacaksın? Kaç gün kalacaksın? Ne zaman gideceksin? Kaç günlük vize istiyorsun? Ne amaçla geldin? Gibi. Tamam yazdım ettim falan. Çeviriden baktım. Bilmediğim İngilizce kelimeleri. Çünkü çoğunu bilmiyorum. Sonra beni bir yere götürdü. Gel dedi. Come dedi. Follow me dedi. Okey. Polise gittik abi bankaya. Banka gibi bir yer böyle yani. İki oda geçtik. Vezne var. Bir kişi var ama önünde sıra var. Sıra ilerlemiyor. Belki beklesem var. 40-45 dakika bekleyeceğim orada sırayı. Sadece banka sırasını. Hemen geçti böyle veznenin önüne. Oradaki adama dedi ki bu dedi Türkiye'den geldi dedi. Kendi dilinde söyledi tabii. Buna dedi yardımcı ol. Hemen dedi ön sıra. Hatta bir tane adama işlem yapıyordu. Adamın işlemini yarına kesti. O derece yardımcı oluyorlar. Hani anlamadım yani. Neyse 3000 liram verdim. Bana böyle bir makbuz verdi. Makbuzu da bırakırım buraya. Ne makbuzu onu da alamadım. İnceleyeceğim birazdan. Sonra polis takip ediyorum. Gel dedi. Beni vize ofisinin önünde götürdü. Orada da sıra var. Hani belki orada beklesem 2 saat sıra bekleyeceğim. 2 saat. Çünkü herkese teker teker soru soruyorlar. Hani bir ben değilim. Adamlar Pakistan'dan gelen var. Hindistan'dan gelen var. 2 saat orada adam soru soruyor. Niçin geldin? Neden geldin? Nereye gideceksin falan. Neyse polis götürdü diğer ki polis yanında beni. Dedi ki şey yap. Hani Türk ol. Yardımcı ol. Falan tamam dedi. Okey dedi. Neyse verdim pasaportu. İşte o 3000 dram makbuzu gösterdim. Vize, e-vize parasını. Adam bana dedi ki ne yapacaksın, ne edeceksin? O da sordu birkaç kelime. Dedim abi bana dedim soru sorma. I don't speak English. Little dedim konuşuyorum ama dedim. Ben dedim İngilizce bilmiyorum. Ben dedim cevap veremem buna dedim. İşte dedi ki you dedi go falan ne zaman gideceksin tarzı bir şey söyledi. Bir iki kelime anladım. I'm dedim go, Sunday go. İşte gideceğim. Pazar günü İstanbul'a uçacağım Erivan'dan. Bir iki dakika böyle bilgisayara yalandan bir şeyler yazdı. Fotoğrafımı çekti. Okey dedi, go dedi, hadi git dedi, sen dedi, bekleme dedi. Bir dakika, 2-3 dakika hemen konuştuktan sonra öyle gönderdi beni. Sonra hemen minibüse bindim zaten. 2 saat devam ettik. 2 saat sonra bir yerde mola verdik, yarım saat. Sonra komple non-stop geldik. Beni Erivan merkeze kadar bıraktı adam. Hostelle 50-60 metre yürüdüm, geldim. Şu an hosteldeyim, dışarı çıkacağım. Şehri keşfedeceğim. İnternetten baktığım birkaç yer var, onları oraları gezeceğim. Doğaçlama yani. Yarın da buradayım. Yarın da biraz daha lokal yerleri gezeceğim.
Birkaç kişiyle konuştum, şey yapmadın, böyle ufak dedi, köylere falan gitme dedi, sakın dedi. Sıkıntılı oralar dedi. Tamam dedim, gitmeyeceğim zaten, ben şehir merkezine takılacağım. Bu kadar, bakalım şimdi çıkacağım dışarı, ne var ne yok. Hep beraber göreceğiz. Ben şimdi Türkçe konuşuyorum. Ben Türkçe konuştukça insanlar bana bakıyor, ben anlamadım, biraz garipsedim kendimi. Cümle kuruyorum mesela, adam dönüyor bakıyor böyle. Arkadaşlar daha demin alışveriş yaptığım marketteki kız İngilizcemin olmadığını anladı. Bana dedi ki nerelisin? Dedim Türk'üm. Baktı böyle bir duraksadı. 10 saniye baktı sonra gülmeye başladı. Sonra Türk olduğumu duyan 2 tane daha kız geldi. 3 tane kız. Bana diyor ki niye geldin? İşte ne yapıyorsun? Burada ne var? İşte siz burayı kötü mü biliyorsunuz? İşte ne bileyim. Haberlerde bize kötülüyorsunuz. Falan gibi bir şeyler söyledi. Ben dedim o dediklerini bilmiyorum. Ben dedim haber izlemiyorum. Böyle saçma saçma ben cümleler yazdım çeviriden. Çeviriden anladıkları kadar yazdım, şey yaptım. Bir de bir şey var. Kim dese ki yani where are you from? Diyorsun ki hadi Türk'üm veya Türkiye'den geldim. Diyor ki Kürdiş Türkiş. Abi ne alaka? Direkt onu diyor. I am from Türkiye diyorsun. Kürdiş Türkiş. Onu diyorlar. Başka bir şey demiyorlar. Bir de şey mesela bizdeki dayılar gibi hani bizde olur ya. Neredesin diyor. Diyorsun ki Sivaslıyım veya hani Karamanmaçlıyım. Diyor ya işte siz Alevi misin, Sünni misin? Yani onun gibi. Diyorsun ki I'm from Türkiye diyor ki Kürdiş Türkiş. Ya ne alaka abi? Her adamlar böyle öğrenmiş demek ki. Bizi iki millet olarak görüyor. Ondan direkt soruyor. Kürt müsün, Türk müsün diye. Yerin kalbine geldin. Size şöyle göstereyim. Abi işte burası Cumhuriyet Meydanı. Şehrin yapısı, mimarisi, sokakların genişliği aynı böyle Rusya'yı andırıyor. Zaten Sovyetler Birliği olduğu için hep aynı mimari. Sokakta böyle karşıdan karşıya geçerken koşmanız lazım yani. Size 13-14 saniye süre veriyor. Ama o süre yetmiyor. Sokaklar çok geniş abi. Hani bayağı geniş. Bakın şöyle göstereyim. Geldiğimden beri trafik hiç görmedim. Hani hiç trafik olan bir yer yok. Sadece ışıklarda durunca 4-5 araba böyle arka arkaya diziliyor. Ondan dolayı böyle trafik tarzı bir şey görünüyor ama yok yani hiç trafik yok. Eski araba çok abi. Sovyetlerden kalan 80'li 90'lı yıllardan kalan işte Lada'lar çok. Lada bizim Serçelere benziyor. Murat 131'lere benziyor. Onlardan çok. Bakın şurada bir tane var. Gidiyor. Just yesterday.